Azra Gülendam Haytoğlu hayatının baharında 13 parçaya bölünerek canice katledilmişti. Antalya'da 28 Temmuz tarihinde Mustafa Murat Ayhan tarafından canice katledilen Azra Gülendam Haytoğlu davasına ilişkin ikinci duruşma 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytoğlu 28 Temmuz tarihinde Mustafa Murat Ayhan'ın evinde kaldı. Sanık Ayhan, Haytoğlu'na cinsel saldırıda bulunmaya çalışınca yaşanan arbedede genç kız hayatını kaybetti. Ardından 48 yaşındaki Ayhan, genç kızın vücudunu 13 parçaya bölerek varsakta dağlık bir alana bırakmıştı. Çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, Azra Gülendam Haytoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin bazı parçalarını bulan ekipler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Ancak Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan'sa çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. 13 Aralık 2021 tarihinde görülen ilk duruşmada sanığın tutukluluk halinin devam edilmesine karar verildi. İkinci duruşma Antalya Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya Segbis'le katılan Ayhan'ın yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söylemesi üzerine Azra'nın yakını olduğu tahmin edilen bir kişi ayağa kalkarak sanığa bağırdı. Bu sırada Azra'nın anne ve babası da sanık avukatının üzerine yürüyerek sanık yakınlarının mahkemeye getirilmesine tepki gösterdi. Öte yandan sanık avukatı Mehmet Ali Başarslan'sa olayda cinsel saldırı olmadığının raporlarca kanıtlandığını ifade ederek adil bir şekilde yargılanmayı talep ediyoruz. Biz olayın hala kasten değil taksiyle işlenildiği iddiasını yeniliyoruz. Çünkü müvekkilim maktule yardım etmiştir ifadelerini kullandı. Duruşma 21 Mart'a ertelendi. Gaziantep'te 22 Aralık günü bahçede oyun oynarken iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, Gaziantep'te yapılan ilk müdahalenin ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Akdeniz Üniversitesi'ne sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta yapılan ilk müdahalenin ardından hayati riski atlatan Asiye yoğun bir tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aylık tedavi sürecinde kulaktaki hasarın ve yüz sinirlerine yönelik yapılan operasyonların ardından durumu iyiye giden Asiye taburcu edildi. Asiye Ateş'in sağlık durumunu yakından takip eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan bundan sonraki süreçle ilgili bilgi verdi. Asiye yaklaşık bir ay önce kliniğimize Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın destekleriyle başvurdu, biliyorsunuz köpek ısırığı sonrasında bir aylık bir mücadele sonrasında ailesiyle beraber mutlu mesut bir şekilde Antep'e geri gönderiyoruz. Ancak yaklaşık bir yıl kadar takip edeceğiz Asiye'yi, ara ara değişik ameliyatlar yapacağız. Neden? Bizim ilk yaptığımız ameliyatlar hayatta kalması, beynin zarar görmemesi adına yapılan ameliyatlardı, kafatasını korumak için yapılan ameliyatlardı. Ancak bundan sonra ve yüz siniri için bir tedavi kullanmıştık. Ancak bundan sonraki dönemde saçlı derisinin daha normale yakın olması için uğraşacağız. Profesör Doktor Yıldıray Çete de Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Asiye şu anda son derece iyi durumda. Umarım bundan sonraki takipleri de yakın bir şekilde devam eder ve tamamen sağlığına kavuşur zaten. İnşallah. Bir yıl sonra daha farklı bir Asiye görürüz. Annesi Zeynep Ateş'in kucağında hafif ticari araçla hastaneden ayrılan Asiye'nin babası Hüseyin Ateş de 1,5 ay sonra tekrar geleceklerini söyledi. Çok iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, bütün çalışanlarımızın hepsine teşekkür ederim. Gel oğlum ya, vallahi artık dayanacak gücüm kalmadı. 2,5 sene, bir en azından ablanı ara. 24 yaşındaki İbrahim Erkan Çelik 2 yıl önce ailesiyle tartıştığı esnada evi terk etti. 2 yıldır çocuklarına ulaşamayan gözü yaşlı aile ise bir an önce evlatlarına kavuşmak istiyor. 2 yıl önce ailesiyle tartışan 24 yaşındaki İbrahim Erkan Çelik dönmemek üzere evi terk etti.
O günden sonra oğlundan haber alamayan gözü yaşlı anne Selma Çelik yaşadıklarını anlattı. Huzursuzluklar oluyordu illaki, yani her evde olduğu gibi. Bir gün de yani biraz çalışmıyordu, biz de dedik oğlum git kendine iş falan şey yap, ara bul. Üstüme gelmeyin üstüme gelmeyin, olacak falan. Öyle birden işte biraz bana yalnız konuştu. Babası da kızdı. Ondan sonra öyle sabahleyin çıkıyor her zaman çıktığı gibi, gidiş o gidiş yani. Anne Selma Çelik oğlunun en son İstanbul'da görüldüğünü belirtti. Bir duyduk işte İstanbul'a gitmiş. Kayıp ararılma şeylerine başvurdu. Orada İstanbul'da görüldüğüne dair işte ben buradayım, kendi isteğim doğrultusunda gittim. Görüşmek istemiyorum ailemle diyor. Karakolda da bu bilgiyi bize veriyorlar. Reşit olduğu için biz bir şey yapamıyoruz diyorlar. Ama 2,5 sene de az bir yıl değil yani. Gel de dayan yani. Oğlunun zamanında madde kullandığını fakat evden kaçtığı esnadaysa gayet sağlıklı olduğunu belirten gözü yaşlı annenin tek korkusuysa yeniden madde bağımlılığı bataklığına düşmesi. Hastaneye götürüyoruz işte bir şey yapılsın diye. İşte bu kanında falan işte şey biraz uyuşturucu çıkmış. Ondan sonra esrardan biz de yani tabii başımıza gelmediği için biz ne bileyim yani. Tabii çok üzüldük yani. Çocuğu alıp götürdüler, yatırdılar hastaneye. Yani bir aydan fazla tedavi gördü. Gördü ama Allah'a şükürler olsun yani çok şükür yani gittiği gibi değildi. Gelişi çok güzel oldu yani iyiydi. Anne Çelik kokusuna hasret kaldığı oğluna böyle seslendi. Erkan'ım oğlum tamam olur, herkes yanlış yapıyor. Bizler de yanlış yapıyoruz oğlum. Gel oğlum ya, vallahi artık dayanacak gücüm kalmadı. 2,5 sene bir en azından ablanı ara, abini ara, babanı ara. Yani birimizden birimizi ara, de ki anne ben iyiyim de. Yine bulunduğun yerde iyi ol oğlum. Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bulunan müstakil evde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Emine Kara, iddiaya göre komşularının eşini darp etmesinin ardından %90 engeli bulunan eşini tedavi gördüğü hastanede kaybetti. O günden sonra ise hayatı kabusa döndü. 19 Şubat'ta evimizin önünde eşim darp oldu. 28 Şubat'ta eşim öldü. Bu zamandan sonra bize karşı taraftan gelen tehditlerden dolayı ben Eylül ayında bu evimi boşaltmak zorunda kaldım. En son 6 Ocak'ta geldiğimde bu evimde keşif zamanı geldiğimde her şey yerindeydi. Bugün komşum telefon etti. Pencerelerin açıldığını, içeriden eşyalarımın çalındığını söyledi. Geldiğim zaman baktım ki klimalarım, dip frizim, kızıma aldığım bazı eşyaları buradan götürülmüş. Ben klimalarımı götürecek maddi durumum olmadığı için zaten götürememiştim. Eşimden kalan bir emekli maaşıyla hem kira verip hem geçinmeye çalışıyorum. 11 aydır bu zorluğu çekiyorum ama kimseye bir şey bildiremiyorum. Yaşanan olayların ardından tutuklanan şahsın oğlunun kendisine tehdit ettiği gerekçesiyle 23 yıllık evlerinden ayrılan Kara yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Defalarca tehditler aldım. Defalarca mezarlığa giderken üstüme araba sürüldü. Bu korkudan dolayı gelemiyorum ben buraya. Çünkü burada anılarım var, aslında ben burada oturmak isterdim. Eşimin acısını ben burada yaşamak isterdim. Başka yerlerde yaşamak istemezdim ama korkumdan bıraktım gittim ben burayı. Evini kontrol etmek için çocuklarıyla gelen Kara, gördükleri karşısında da adeta hayatının şokunu yaşadı. Hepsi talan oldu. En son 28 Şubat'taki takvim yaprağında hani koparmadım çünkü eşim koparmıştı. En son 18 Şubat'ta koparmıştı, öyle bıraktım. O anılarımı, hiçbir anılarım kalmamış burada. Acımı da yaşayamıyorum. Anılarımın hepsi de uçup gitti elimden. Eşim çok zorluklarla taktırdığımız klimalarımız, her şeylerimiz gitti. Artık insanlık ölmüş diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Muratpaşa ilçesi Fener mahallesinde bulunan bir çiftliğin sahibi Nedim Tekerli, sabah çiftliğine geldiğinde gördükleri karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Geçen gece sokak hayvanları bu mahallede çete şeklinde dolaşıyor. Daha önce yine başka bir komşumuzun hayvanlarını gece 10 tanesine kadar telef etmişlerdi. Geçen gece bizim buraya girmişler, ahırımızın tellerini parçalamışlar. 2 tane koyunumuzu aynı gece telef ediyorlar. Yaklaşık 2 tane koyunumuz da sabaha karşı
vefat ediyor. Telef olan hayvanlar toprağa gömülürken yaralı hayvanlar içinse veteriner hekime haber verildi. Bacak ve kalça kısmından yaralanan 3 koyuna veteriner hekim tarafından operasyon yapıldı. Onun dışında 2 tane de 3 tane de koyunumuz operasyon geçirdi. Şu anda onlar da operasyon yapıldığı için sağlık hizmeti veriyoruz. İyileşmesini sağlıyoruz. 2-3 tane koyunumuz öksüz kaldı. Annelerini parçalamışlar. Olay sonrasında öksüz kalan 2 kuzuya ise çiftlik sahibi Nedim Tekerli adeta çocukları gibi bakmaya başladı. Onlara da çocuklarımız gibi bakıyoruz. Günde 3-4 defa süt içiriyoruz. Sütle besliyoruz. Çünkü onlar için de zor bir dönem. O dönemi atlatmamız lazım. Annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Tekerli bir de belediyelere çağrıda bulundu. Yani bu sokak hayvanlarına bir çözüm bulunması lazım. Biz de hepimiz hayvan severiz, hayvanları seviyoruz. Ama belediyemizin de bu hayvanlara sahip çıkması lazım. Belli bir yerde bu hayvanları toparlayarak onların karınlarının doymasını sağlaması lazım. Bakımını sağlaması lazım ki bizim gibi şehrin içinde küçük çaplı hayvancılık yapan insanlara da zarar gelmesin. Sonuçta telef olanlar da hayvan, telef edenler de hayvan ama belediyemizin bu sokak hayvanlarına bir çözüm bulmasını istiyoruz.